Flash flash flash. Evet bomba bir haberle karşınızdayım. Bu video öncelikle şunu söyleyeyim. Canlı yayın kıvamında olacak. Yani edit yapmayacağım çünkü yapmaya zamanım yok. Bir de ilk yayınlayanlardan bir tanesi olmak istediğim için hemen böyle çekip Post alacağım YouTube'a. Ee, o yüzden de siz de ilk izleyenlerden bir tanesi olacaksınız muhtemelen. Dünya ile aynı anda hatta belki de. 2 saat önce Meta... Bakayım 2 saat önce mi? Yaklaşık 2 saat önce. Evet Meta yeni video modelini tanıttı arkadaşlar. Ve gerçekten eğer ki bu tanıttıkları gibi yapabilirlerse inanılmaz şeyler bizi bekliyor. Evet OpenAI'de Soray'ı tanıtmıştı ama sonrasında ne oldu? Fos oldu, balon oldu. Soray'ı hala bekliyoruz. Ama meta öyle değil. Bence meta biraz daha hızlı ilerliyor bu işlerde. Bakalım göreceğiz. Şimdi hemen sizleri de çok meraklandırmadan geçelim isterseniz. Evet Meta'nın Twitter hesabında duyurdular. Ben de sizlerle Twitter'da ya da yeni adıyla X'te böyle yeni güncellemeleri geldikçe paylaşıyorum. O yüzden X'den beni takip etmeyi unutmayın. Ozan alt çizgi siha olarak. Ozan alt çizgi Sihay olarak takip ederseniz sizler de bu özellikle yapay zeka ile alakalı gelişmeleri, güncellemeleri ilk öğrenenler olursunuz. O yüzden alırım bir takibinizi diyorum. Ve şimdi burada zaten gösteriyorlar. Şöyle kısa bir demo var. Ama ben direkt olarak sayfasından göstereceğim. Önce burada ne bekliyor bizi Meta'nın bu yeni modelinde? Bu yeni modelin adı Meta Movie Gen. Şimdi bu bir araştırma safhasında bir proje aslına bakarsanız. Ne zaman çıkacağı belli değil. Şu anda sadece duyurdular. Metinden video oluşturma var. Yani text to video zaten işte runway, luma, Klink ve birçok yapay zeka aracı bunları yapıyor bildiğiniz gibi ama inanılmaz başarılı görünüyor. Kişiselleştirilmiş video oluşturabiliyorsunuz. Yani bir resminizi veriyorsunuz. O resimden video oluşturabiliyorsunuz. Kendi videolarınızı ya da başkasının videolarını tabii ki bu etik olmaz başkasınınkini yapmak ama kendi resminizden kendi videolarınızı oluşturabilirsiniz. Bir video veriyorsunuz. Video üzerinde belli yerleri değiştirebiliyorsunuz. Sadece prompt yazarak bu he çok heyecan verici bir özellik bence. Ve en büyük özelliklerden bir tanesi ise sadece video oluşturmuyor. Bakın şimdiye kadar video modelleri sadece video oluşturuyordu. Video ile birlikte ses de oluşturuyor. Gerçi bunu Pika yapıyordu ama Pika'daki çok başarılı değil. Buradaki bayağı başarılı görünüyor. Ama ne bizi bekliyor? Ne kadar vaat ettiklerini yapabilecekler? Sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi hemen şöyle Meta'nın sayfasına giriyoruz. AImeta.com Linki de aşağıdan vereceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Meta Movie Gen. Ana sayfada şöyle bir e, hipopotamcık bizi karşılıyor. Meta Gen oluşturulmuş muhtemelen. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada örnekleri bizlere göstermişler. E, şöyle hatta Türkçe'ye de çevireyim. Herkes rahat rahat görsün. Meta Moviegen sürükleyici AI içeriği için yeni bir standart belirliyor. En son araştırma buluşlarımız basit metin girişleri kullanarak özel videolar ve sesler üretmenin mevcut videoları düzenlemenin veya kişisel görüntünüzü be benzersiz videoya dönüştürmenin nasıl mümkün olduğunu gösteriyor demiş. Şimdi şöyle bir video var mesela. Burada işte ne girmişler bakalım. Şöyle bir prompt girmişler ve bu prompt sonucunda böyle bir video çıkmış. Bir kız sahilde koşuyor. Elinde uçurtma tutuyor. Kot, şort ve sarı bir tişört giyiyor. Güneş parlıyor. Oldukça devamlı, tutarlı olan eee özellikle şu ip kısmı bakın çok zor yani o ipi sürekli bence e, videoda baştan sonra kızın eliyle uçurtma arasında tutabilmesi çok başarılı gösteriyor ki diğerlerinde e, özellikle böyle çok ince detaylarda sıkıntı olduğunu görüyoruz siz de kullanıyorsanız görüyorsunuzdur hemen başka bir örneğe geçelim evet bu da kişiselleştirilmiş video siz kendi fotoğrafınızı veriyorsunuz ve o fotoğraftan prompt yazarak video haline getiriyorsunuz. Tek bir fotoğraf yeterli bunun için. Ne kadar keyifli ve eğlenceli gibi görünse de bunu başkalarının fotoğrafları üzerinde deniyor veya yapabiliyor olabilmek bir o kadar da tehlikeli olacak. Onu da söyleyeyim bu işlerin bu kadar kolaylaşması aslında çok korkutucu ama maalesef artık herkes her şeyi yapabildiği için biraz da bilinçlendirmek adına ben de sizlere anlatıyorum. Bakın şöyle şeyler var böyle işte araçlarla bunları yapabiliyorsunuz diye. Tabii ki biz etik şartlar altında kalalım ve başkalarının fotoğraflarından videolar oluşturmayalım. Kendi fotoğraflarımızdan veya yapay zekayla oluşturmayalım karakterleri başka videolara dönüştürebiliriz. Böylece çok şey soru oluyor mesela. İşte çocuk masalı tarzında videolar yapmak istiyoruz diyorsunuz. Bunu artık yapabilirsiniz. Yani bir karakter oluşturup o karakteri baştan sona kadar koruyabilirsiniz. Yani artık karakter tutarlığını sağlayabilmek çok kolay hale gelecek. Burada da sesli videodan bir örnek. Evet şöyle bir video bakın. Hem müziğini oluşturmuş hem de videoda şimşek olduğu için şimşek olan yerlere şimşek sesi eklemiş. Her ne kadar şimşek sesleri çok gerçekçi olmasa da yine de bence heyecan verici bir özellik. Burada da bir video vermiş veriyoruz ya da vereceğiz. O video üzerinde prompt yazarak ne yazmış burada bakın? Feneri havaya yükselen bir baloncuğa dönüştür. Yani bir şeyi bir şeye dönüştürebileceğiz. Ee, bunu da şu anda Runway'de yapabiliyoruz ama çok başarılı değil. Fakat burada ki örnek gayet güzel bir de şeffaf bir şeye dönüştürebilmesi ee, özellikle zaten böyle bir örnek kullanmışlar ki artistik olsun diye. Ee, şimdi aşağıya doğru iniyorum. Burada da text to video'dan örnekler var. Yani text to video kısmı artık o kadar heyecanlandırmıyor sanırım bizi. Çünkü artık video dönemindeyiz. Yani text to image kısmını biraz geçtik. Text to video ya da image to video dönemindeyiz. Zaten Clink, Luma ve Runway inanılmaz derecede hatta Pika çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. O yüzden buradaki örneklere de baktığımızda çok da şaşırtıyor bizi. Bence o kadar da şaşırtmıyor. Zaten güzel. Yani şu anda zaten bizi baya iyi şeyler görüyoruz. İşte diğer bahsettiğim örneklerde ama şu örnek bence bu arada muazzam olmuş ya. Gerçekten şu koala'nın e, surf şeyi. Evet burada da böyle üzerine çamaşır e, geçirmiş birisinin hayalet taklidi yaptığı bir video oluşturmuşlar. Burada bir maymun şöyle suyun üzerinde bir... E, el yapımı gemi <laughs> yüzdürüyor. Bu arada çok başarılı. Bak bu gerçekten çok başarılı. Ben ne Klink'te ne Luma'da ne de Runway'de böyle bir text to video kalitesi şimdiye kadar görmedim açıkçası. Şimdi aşağıya doğru inelim ve işte İşe en farklı yapacak kısımlardan bir tanesi bu olacak. Edit video with text. Yani biz bir video ver videomuzu vereceğiz ve o video üzerinde sadece yazarak onu başka bir şeye dönüştürebileceğiz. Evet bunu Runway şu anda yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Ama e, Runway ne yapıyor? Bir videoyu komple başka bir tarza dönüştürüyor. Burada ise videonun içerisinde başka şeyleri dönüştürebiliyoruz. Yani mesela burada adamın eline işte bu ne pompon kızların şeyinden var var ya ne bunun adı bilmiyorum onlardan eklemiş. Adamı şöyle oyuncak bir dinozor kostümü ya da işte dinozor kostümü giydirmiş. E, mekanı sabit tutmuş ya da mekanı değiştirmiş, adamı sabit tutmuş. Böyle şeyler yapabilecekmişiz. Burada ise orijinal videoda bakın VR gözlüğü takan bir kadın var ve bu VR gözlüğünü normal bir dürbüne dönüştürmüş. Daha sonra arkasına baloncuklar eklemiş ve burada VR gözlüğü çıkarmış. Bakın bu çok enter isan bir örnek. Hemen diğer bir örneğe geçtiğimizde evet bu da oldukça etkileyici bir özellik. Burada Adamın üzerindeki kostümü bakın değiştirmiş. Arka plana bir stadyum eklemiş. Burada arka plana kuzey ışıklarını eklemiş ve burada da adamın eline ateş parçacıkları eklemiş. Hemen diğer bir örneğe geçtiğimizde ise niye burayı atladı? Heh, burada mesela köpeğin rengini değiştirmiş. Arka planı değiştirmiş. Köpeğin kostümünü değiştirmiş ya da kostüm eklemiş. Böyle örnekler var. Ve gelelim kişiselleştirilmiş video örneklerine. Evet burada böyle Hintli abimizin fotoğrafını şöyle bir bilim adamı video videosuna dönüştürmüş. Bu gerçekten yani bunu yapabilirlerse muazzam bir şey olur arkadaşlar. Çünkü şu anda bunu yapabilmek evet yapabiliyoruz. Zaten bunu anlattım daha önceki videolarımda. Yani kendinizi videolaştırabiliyorsunuz ama bunun için Lora ile işte kendi fotoğraflarınızdan kendi yapay zeka modelini eğitmeniz lazım. Daha sonra işte bir ton üzerine işlem yapmanız gerekiyor. Fakat bunu tek bir fotoğrafla yapabildiğini iddia ediyor Meta. İşte o yüzden de bu işlerin bu kadar kolaylaştırması Kolaylaşması hem tehlikeli hem de eğlenceli. Biz eğlenceli kısmını kullanalım mutlaka. Burada da gördüğünüz gibi fotoğraflardan videolar oluşturulmuş. Hiç fena durmuyor. Gerçekten bakalım ne zaman çıkacak? Ben de merakla bekliyor olacağım. Ve diğer heyecan verici bir özellik ise ses efektleri ve müzikler. Evet, şöyle bakalım. Hemen sesini açalım. Burada mesela videoya göre bir müzik eklemiş bakın. Böyle sinematik ve epik bir müzik. Aa ayrıca şelalenin sesini de eklemiş. Ve kamera döndükçe bakın şelalenin sesi de gitgide azalıyor. Burada ne yapmış? Burada da bir... Dur şunu, sesini kapatayım. Evet. Burada da bir yılan sesi. Çalıların çırpıların arasında bir yılanın sürüklenme sesi. Ve böyle de tekinsiz bir müzik çalıyor arkada. Bu arada bunları sanırım evet şey de veriyoruz. Prompt da veriyoruz. Mesela bunda ne demiş? ATV motoru kükreyip hızlanıyor. E, gitar müziği eşliğinde. Bakalım nasıl oldu? Evet bu da bayağı başarılı. Diğer örneğe geçtiğimizde ise bir kaykaycının kaykay alanında hareketleri ve çok gerçekçi buradaki ses efektleri. Gerçekten bunu çok beğendim. Şunun sesini kapatalım. Burada da penguenler şöyle bir yerde yüzüyorlar. Gayet iyi. Yani dediğim gibi bunu Pika yapıyor. Ama bu kadar başarılı değil. Ee, eğer ki bunu yapabilirlerse burada da baya bir önce olacaklar. Tabii ki Çinliler daha erken davranıp yapmazlarsa ve çıkarmazlarsa. Bence... Bakın buraya yazıyorum... Link bu özelliği getirecek arkadaşlar. Şu anda öyle bir duyum tabii ki yok ama bence yapacaklar. Çünkü Meta'nın bunu ne zaman çıkaracağı belli değil fakat Çinliler hemen yapıyorlar. E, çünkü müthiş bir e, tabii ki insan gücü var arkasında. Evet Meta MovieGen böyle arkadaşlar. Burada da sayfanın altında 90 küsür sayfalık bir PDF dosyası var. 92 sayfalık. Dilerseniz bunu girip okuyabilirsiniz. İngilizce tabii ki. Burada bütün araştırmayı e, bir PDF olarak sunmuşlar bu model nasıl çalıştığı, neler yapabildiği tüm detaylarıyla burada yazıyor. Dilerseniz dediğim gibi buna da bakabilirsiniz. Evet Meta Movigen bence çok heyecan verici bir yapay zeka. Çığır açacak bir yapay zeka. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.